Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu hafta bisiklette vites tel değişimini gösteriyorum. Tekrar merhaba arkadaşlar. Dediğim gibi bu hafta bisiklette vites kablo değişimini, vites tel değişimini gösteriyorum size arkadaşlar. Bunun için neler kullanacağım? Bunun için öncelikle aktarıcılarınıza uygun bir vites tel seti veya vites teli almanız gerekiyor. Bunun için illa benim gibi Shimano'nun Deore'sini almanıza gerek yok. Bunları 2-3 liraya da alabileceğiniz tellerle gayet rahat değiştirebiliyorsunuz. Yeni tellerinizin vites atımlarına sorun yaşamaması için hafiften bir yağlanması gerekiyor. Bunu zincir yağıyla da yapabilirsiniz. Ben Gres yağını tercih ediyorum. Ve vites tellerimizi sökmek için ne gerekiyor? Ufak bir alyan takımı, bir yıldız tornavida gerekli olacak bize burada. Hadi şimdi birlikte vites tel değişimine geçelim. Vites tellerimizi değiştirmeden önce yapmamız gereken birkaç hazırlık var arkadaşlar. Öncelikle hemen bundan bahsedelim. Vitesimizi arka rublede en küçük dişliğe, ön ayna kolda da en küçük dişliğe alarak vites telimizi boşa çıkartıyoruz. Vites tellerimiz gördüğünüz gibi uygun gevşekliğe ulaştıktan sonra öncelikle aktarıcı üzerindeki vites telimizi söküyoruz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar kadro üzerinde vites telim şu anda boşa çıktı. Burada hemen bir dipnot geçeyim. Ben bunu niye bu şekilde yaptım? Normalde vites kolunun içinden çekip çıkartamaz mıydım? Evet, çekip çıkartabilirdim. Fakat benim kadromda vites tellerim kadro içinden geçtiği için ön hazırlık olarak bunu yaptım. Bunu da size ek bilgi olarak veriyorum. Evet arkadaşlar, geldik şimdi en önemli bölüme. Vites telimizi çıkarmak istiyoruz. Bunun için ne yapacağız? Shifter'ımızı sökmemiz gerekiyor. Shimano shifter'larında genelde alt modeller haricinde üzerine bir kapak vardır ve bu kapağı açarak kolayca vites telinizi yerinden sökebilirsiniz. Eski 3 adet kablomuz vardı. Ben yeni kabloları da bu eski kablolara göre uygun uzunluklarda keserek ölçülendireceğim ve yeni kabloları kullanacağım. Yeni kabloları kestikten sonra dikkat etmemiz gereken uçlarında herhangi bir eziklik olmamız. Eğer eziklik varsa şöyle ince uçlu bir bıçak yardımıyla da uçlarını birazcık aşındırarak biraz açabilirsiniz ki vites kablomuz içerisinde düzgün şekilde hareket edebilsin. Şimdi ne yapıyorum? Vites kablo kapaklarını takarak bu işlemi de burada tamamlıyorum. Çıkardığımız şekilde ön shifter'ımızın içine telimizi geçiriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken önemli bir püf nokta var arkadaşlar. Şu an siz kamerada görmeseniz de bisikletlerinizi kontrol ettiğinizde altlarında mutlaka bir kadro koruyucu bir plastik parça olacaktır. Tellerimizi bunun içinden geçirmemiz gerekiyor. Bir dipnotta tellerimizi kabloların içinden geçirirken veya bisiklet üzerinde dolandırırken, hareket ettirirken en çok dikkat etmemiz gereken şey bu tellerin kıvrılmaması gerekiyor arkadaşlar. Bunlar ileride vites ayar problemlerinize, vites geçiş problemlerine sebep olabilir. O yüzden mümkün mertebe vites tellerimizi kıvrılmayacak şekilde hassas davranarak geçirdik. Evet, vites kablolarımızı değiştirdik. Vites tellerimizi shifter'lar içinden, kadro üzerinden, gövdeden geçirerek aktarıcılara kadar getirdik. Aktarıcılara nasıl bağlıyoruz? Bunlar hemen önerilerde gelen vites ayarı videolarımda mevcut. Oradan bakıp kendi bağlamanızı yaparsınız arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yeni bir videoda buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videolarımı sosyal medyada paylaşarak, beğenerek ve istediklerinizi bana aşağıya yorum olarak yazarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar.